Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Her hafta birbirinden lezzetli tarifler eklemeye devam ediyoruz. Bu haftaki tarifimiz ise tam yaz mevsimine yakışacak çilekli limonlu kek. Bunun için malzemelerimiz sırasıyla 2 adet yumurta, 1 çay bardağı kadar şeker, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, yine 1 çay bardağı kadar süt. Burada henüz elenmemiş ama kullanırken mutlaka elemeniz gerekecek olan 1,5 su bardağı un, kabartma tozu, vanilya ve bir tutam da tuz var. Ayrıca kekimizin içerisine 1 yemek kaşığı kadar limon kabuğu ekleyeceğiz. Lezzetini pekiştirmek için yine burada 1 yemek kaşığı kadar limon suyumuz var. Kekimizi çırpmaya başlamadan önce yeşil kısımlarını bıçak yardımıyla ayırdığımız çilekleri tabana dizerek başlıyoruz. Çilekleri nereden topladınız Hatice Hanım? Bu çilekleri Almanya'nın meşhur çilek tarlalarından topladık. Evet, burada çok güzel bir imkan var. Çilekleri, hatta daha bunun gibi birçok meyveyi tarlasından bizzat kendiniz ellerinize toplayabiliyorsunuz. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz ve kekimize başlıyoruz. Kekimize başlarken her zaman olduğu gibi önce yumurtayla şekeri bir miktar çırpacağız. Yumurtalarımızla şekeri yaklaşık bir 5-6 dakika kadar iyice köpük köpük olana kadar çırptık. Bu aşamadan sonra sıvı yağ ve süt ekleyeceğiz. Sıvı yağ, süt, yumurta, kek yapacağımız malzemelerin hepsinin oda ısısında olmasına önem gösteriyoruz. Burada da bir yemek kaşığı kadar limon suyumuz var demiştik. Onu da ekliyoruz. Ardından limon kabuklarının bir yemek kaşığı kadarını ekliyoruz. Gerisini üzerine süslemek için kullanacağım ben. Süt ve yağı koyduktan sonra açıkçası çok fazla çırpmamalıyız. Çünkü yumurtanın köpüklerini söndürebiliriz. Sadece şöyle bir 2 saniye kadar mikserle karıştırdım. Hatta eskiler bunu tahta kaşıkla yapıyor. Daha sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi ben video çektiğim için mikserle devam edeceğim. Şimdi unumuzu ve dediğim gibi burada vanilya var içerisinde. Bir tutam tuz var. Kabartma tozunun da sadece yarım paketini kullandım. Çünkü benim kalıbım küçük. Eğer siz büyük bir kalıp kullanacaksanız malzeme listesini iki katına çıkartarak kabartma tozunu da hakeza bir paket kullanarak aynı keki yapabilirsiniz. Şimdi yine unumuzun iyice harmanlanması için bir 10-15 saniye kadar çırpıyoruz. Bu aşamadan sonra tahta kaşıkla devam edebiliriz. Kenarları iyice alalım ve fırın kabımızın içine kekimizi boşaltacağız. Ben fırın kabı olarak 17 santimlik bir çember kullandım. Dediğim gibi siz ölçüleri iki katına çıkartarak daha büyük bir kalıpla da bu kekin aynısını yapabilirsiniz. Biz küçük bir aileyiz, tüketmemiz zor olmasın diye az miktarda yapıyorum. Evet, şimdi kekimizi 180 derecede önden ısıtılmış alt üst ayarda yaklaşık 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Kekimiz fırından çıktı. Yaklaşık olarak 180 derecede 45 dakika kadar pişti. Cooldown testi yapıyoruz. İlk 25 dakika kesinlikle fırının kapağını açmıyoruz. 25 dakikadan sonra, üzeri kızardıktan sonra da cooldown testiyle pişip pişmediğinden emin olduktan sonra kekimizi fırına alıyoruz. Kekimizin üzerine limonlu bir sos yapacağız. Bunun için 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ve burada da 1 çay bardağı kadar pudra şekerimiz var. Yoğun olmasını istiyoruz kıvamını. Şimdi bunları birbirine karıştıralım, çırpalım. Tekrar kıvama göre belki biraz pudra şekeri eklememiz gerekebilir ya da bakalım belki limon.
Bunu yaparken siz kendiniz karar vereceksiniz. Kıvamını biraz daha yoğunlaştırmak istediğim için son dakika ben bir yemek kaşığı daha pudra şekeri ekledim. Şimdi limon sosumuzu kekimizin üzerine alacağız. Burada çilek reçelim var, henüz yapmış olduğum. Onunla da dekor amaçlı küçük dokunuşlar da yapacağım. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.